Tabii ki mantıklı. Bence tanışmanın en doğal yollarından bir tanesi şu anda günümüzün teknolojisinde. İnsanların internetten tanışması kadar doğal bir şey yok. Birçok arkadaşım internetten tanıştığı kız arkadaşıyla ciddi bir ilişki şu anda devam ettiriyor. Hiç mantıklı bulmuyorum aslında, çünkü yani bir insana ne kadar güvenebilirsiniz ki normal arkadaş ortamında veya bir çevrenizde tanıştığınız bir insan, zaten bir insanı tanıyamıyorsunuz doğru düzgün internette. Çünkü kimse cacığım ekşi demez yani. Bir insan yanlış bir insansa tanıştığı bir insana ben yanlış bir insanım demez. Kendini doğru bir şekilde anlatır ve bence çok mantıklı ve mantıklı bir şey değil yani, çok gereksiz bir şey ve sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani olumsuz bir şey düşünmüyorum ama ben kendi adıma böyle bir şey yapmam herhalde. Ama önyargılı değilim yapanlara karşı. Ya artık izdivaçtan bile evlilikler falan oluyor. Bu televizyon kanallarında işte birbirlerini görüyorlar. Ben onu beğendim. Yok evin var mı, dairen var mı, katın var mı? Ona göre insanlar evleniyor. İnternetteki tanışmalar onu düşünürsek çok normal ama tabii ilk arkadaş talepleri işte falan nasıl oluyor onları hiç bilmiyorum ya. Saçma sapan geliyor. Bence normal yani. Evleniyorlar abi. İnternetten evleniyorlar yani. Çok garip ama yapacak bir şey yok. Artık yıl olmuş 2014. Yani doğal karşılamak lazım. İnternetten tanışıp evlenme ya bence mantıklı. Yani günümüzde kesinlikle mantıklı. Tamamen internet çağına adapte olmuş durumdayız. Yani yerinde, kesinlikle yerinde şu an. Aslında hayalinde var ya izdivaça da katılıp bir denemek ama internet üzerinden daha mantıklı geliyor. Çok saçma geliyor açıkçası. Hani böyle internet aşkıdır bilmem ne. Herkes, nasıl diyeyim sana, şu deniz yok mu? Herkes dalgasız denizde kaptan olmuş. Karşına geldiği zaman canlı performansta sıfır. Bakıyorsun yazıyor, karşına geçiyor sıfır. Konuşuyor klavyede yazıyor tamam. Karşına geçti mi canlı performans sıfır. İki kelime bir araya getiremiyor. Bence mantıklı değil çünkü tanımıyorsun yani tanışamıyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun. O yüzden ben karşıyım böyle şeylere bence. Tabii bunu doğru karşılayanlar da var. Bağlı mesela tanıyabiliyor onu. Tanışıyorlar, görüşüyorlar. Öyle de olan var yani. Bence mantıklı çünkü artık insanlar orada sosyalleşiyorlar. O yüzden tanışıp görüşmeleri, evlenmeleri de gayet doğal artık. Çünkü hepimizin sosyalleştiği alanlar Twitter, Facebook gibi sosyal siteler. O yüzden bence mantıklı şu devirde. Emin olunmalı önce buluşmadan, görüşmeden. Bu yüzden zaten birçok insan zararını görmüştür eminim. Arkadaşımın arkadaşı gibi böyle dayanabileceğiniz sağlam şeyleriniz varsa bence neden olmasın diyorum. Bence mantıklı değil abi. Mesela kız diyor ki ben işte bu boydayım, 1.70 boyundayım, 40 kiloyum. Bir gidiyorsun 1.50 boyunda 90 kilo. Yani kötü bir şey oluyor. Dolandırıcılık oluyor bir ton. Görücü usulü abi. Ben çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü insanlar birbirinin yanındayken bile, çok iyi tanıyamazken birbirini internetten, hani anlatılanlar doğru da olmayabilir. Bilemezsiniz. O yüzden doğru olduğunu düşünmüyorum. İzdivaçta insanlar birbirine hani yüz yüze baktıkları için hani daha şey olabilir, daha doğru olabilir belki. Bence doğru değil çünkü internette tanıştığınız insanların gerçekçiliği şüpheli. Yani resmine bakıp da o insanın konuştuğunuz insan olduğundan emin olamayabilirsiniz. Yani izdivaç programına çıkıp da rezil olmak istemem herhalde, internetten bulurdum. En azından internette seçenek imkanınız var ya da yani ne bileyim, uyuşamazsa kimsenin haberi olmaz bundan, sizde kalır. Yani arkadaş kurmak konusunda evet ama bir evlilik ya da bir sevgililik, bu tarz şeyler bence saçma geliyor yani. Bir arkadaş tabii ki olabilirsin ama daha ileriye gidilemez bence internet üzerinden. Kesinlikle yüz yüze görüşebileceğim bir insan olmalı. Hani ilk başta o şekilde tanıştığım biri değil de yüzünü gördüğüm bir insan olmalı benim için hani. O yüzden internet üzerinden bir sevgili, evlilik, böyle bir şey olabileceğini pek mümkün görmüyorum açıkçası. Çünkü insanların birbirinin en azından geçmişini, çevresini tanıması lazım. Yakın tanıması için bu internetle tanışma yeterli olmaz. Ama bu şu anlama gelmez tabii. Yani internette de tanışan insanlardan olumlu iyi niyetler çıkabilir. Hakikaten evlilik niyetiyle hareket edenler olabilir ama bu çok zayıf bir ihtimal. Bu tamamen istisnadır. Kaide olarak sağlıklı bir tanışma yolu değil. Bence mantıklı. Yeni insanlar tanımak anlaştıktan sonra olabilir. Yani çoğu arkadaşımı zaten internetten tanıştım ben, çoğu sevgilimle. Hepsini oradan buldum yani. Bence gayet mantıklı. Yani ekmeğini yediğim için yani iyi. Hem sanal alemde konuşmak falan. İlk önce zaten yüzde gelip anlaşamadıktan sonra orada anlaşıp bitirmek daha kolay bence. Evet, daha çok bir özgüven oluyor. Yanında böyle utanıp şey yapmaktansa orada konuşup bitirmek daha iyi oluyor.
internetten evlenmek bence mantıksız. Ben en iyisi size bir şarkı söyleyeyim. Böyle mi olacaktı sonumuz? Erken ayrıldı aşk yolumuz. Söyle hangimiz haklı, hangimiz suçluyuz? Hani ikimiz de mutluyduk, neden kalmadı huzurumuz? Söyle hangimiz haklı, hangimiz suçluyduk?